Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan konuyla ilgili açıklamalarında şunları dile getirdi. 18 Mart'ta konuşturmama konusunda bir şeyler söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza şöyle bir bilgi tazelemesi yapayım. Son 2 senedir AK Partililer Çanakkale'ye otobüs otobüs insanlar yığarak o stadı dolduruyorlardı. Çanakkale'ye stada giremiyorlardı. Şikayet vardı. Ve burada ben konuşmaya başladığımda da o gelen, getirilen daha doğrusu gelen insanlar, getirilen o AK Parti yandaşı insanlar bağırarak, ıslıklayarak, yuhalayarak benim konuşmamı kesmek çalıştılar. Ama ben konuştum. Ben mikrofon olduğu için konuştum. Ama burada geçen sene konuşmak istemedim. Bunu biliyorum. Ama o zamanki vali yardımcısı rica etti. Sayın valimiz yeni tayin oldu. Ben konuşmuşu olmayacak mıydı? Ben konuşmuşu bizim gene aynı şey oldu. Dolayısıyla burada 2 yıldır üst üste konuşulmama teşebbüsü var. Ha bu sefer devlet kanalıyla kurulacağım. Devlet dönemidir, doğrudur. Beni çağırmazlarsa, konuşturmazlarsa canları sağ olsun. Bunu söyleyeyim. 18 Mart'ın akşamı bu Çanakkale halkı sana giremediği için çok birikiyor içinde kutlamalar. Akşam öyle bir fener alayı oluyor ki muazzam. Ve havai fişekler, konserler üstleniyor. Dolayısıyla bu noktada yine ayrısı olacaktır. Ama ayrıca ben Çanakkale halkının temsilcisi olarak, Çanakkale Belediye Başkanı olarak burada web sitesine yine konuşmamı, düşüncelerimi aktaran konuşmamı koyacağım ve bütün dünya internet sitesinden bunu izleyecek. Sayın Seyit Torun'u izliyorum Twitter'da. Sürekli bu konuda yazıyor. Destek çıkıyor sağ olsun. Muhtemelen tabii olay netleştiğinde daha bir çok sıcak. Sayın Genel Başkanımız ya da ilgili Genel Başkan Yardımcılarımız bu konuda aynı Seyit Torun'un tavırlarını ortaya koyacaklar.